Merhaba, iyi günler. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan kriz giderek tırmanıyor. Malum uçak düşürmesiyle beraber başladı. Ama Suriye meselesi iyice ciddileşince, özellikle de Rusya'nın müdahalesiyle Suriye'de rejimin güç kazanması ve dengelerin değişmesiyle birlikte Türkiye-Rusya ilişkileri giderek daha da kötüleşiyor. İşte bu konuyu Türk-Rus ilişkileri konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent Fatih Özbay ile konuşacağız. Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk. Aralık başında yine seni burada konuk etmiştik. Evet. Masamız farklıydı o zaman ama. Evet, daha güzel olmuş. ve o zaman kriz yeni başlamıştı. Krizin geleceğini konuşmuştuk ve pek ümit var değildik. Evet, yani sen özellikle konuya hakim olarak. Aradan bayağı zaman geçti. 3 ay falan geçti. Ve şimdi yeni bir eşiğe geldi. Yeni bir gerçekten kritik bir döneme sanki geldik. Özellikle rejimin güç kazanması, muhalefetin, Türkiye'nin desteklediği muhalefetin gerilemeye başlaması. Bir de Kürtlerin, YPG, PYD güçlerinin Fırat'ın batısına doğru gitmesi. Türkiye'nin müdahalesi. Bir yıl olay peş peşe geldi ve üst üste açıklamalar yapılıyor. Türkiye'den açıklamalar, Rusya'dan açıklamalar. Bir önce bir genel şeye bakalım. O günden bugüne krizin aldığı, izlediği güzergah, rota nasıl bir durumda? Aslında, çözüm yok değil mi? Aslında bizim en son görüşmemizde, Aralık ayında yaptığımız görüşmemizde bir aslında felaketler silsilesinden bahsetmiştik. Bunlar yavaş yavaş peyderpey gerçekleşti. Özellikle Rusya cephesinden baktığımızda. Rusya bunları bilinçli bir şekilde ve düzenli olarak hayata geçirdi. Ve şu anda baktığımızda iki ülke ne yazık ki sizin dediğiniz gibi şu anda neredeyse savaş eşiğine gelmiş durumdalar. Ekonomik yaptırımlar, Türk vatandaşlarına uygulanan yaptırımlar, öğrencilere baskılar. Onlar tam biraz devam ediyor onlar mu? Şu anda biraz daha zayıfladı. Yani en azından öğrencilere yapılan baskılar zayıfladı. Ama mesela dün bir haber vardı. Rusya Turizm Bakanlığı ve Tüketicileri Koruma Kurumu gemi turları düzenleyen şirketlere Türkiye'yi güzergahlarınızdan çıkarın diye emir gönderdi, talimat gönderdi. Yani bu devam edecek. Bu bizim daha önceki öngördüğümüz şekilde Rusya bunu kriz seviyesinde tutmaya devam edecek. Çünkü peki bu rakamlara sen şeysin ama rakamlara boğmayalım. Bunu Türkiye'yi gerçekten olumsuz bir şekilde etkiliyor değil mi? Tabii kesinlikle etkiliyor. En başta turizm sektörünü etkiliyor. Yani birkaç milyar dolarlık şu anda turizm sektörü bu sezonda kayıp içerisinde olacak. Yani buna siz şeyi eklediğiniz zaman, tarım sektörünün kayıplarını eklediğimiz zaman bu rakam daha da büyüyecek. Müteahhitler peki? Şimdi müteahhitler konusunda çok Rusya çok pragmatist davrandı. Şunu yaptı. Türkiye'nin inşaat şirketlerinin bazılarını, büyük işler alan şirketleri istisnai şekilde Türkiye'den işçi getirme, çalıştırma ve bir takım ihalelere girebilme izni verdi. Çünkü bunda da biraz mecburiyet var. Yani 60'a yakın şirket ilan edildi. Bunların birçoğu da inşaat şirketi ve bir Türk inşaat şirketi Şeremetova Havaalanı'nın ihalesini aldı mesela. Buradan baktığımızda inşaat şirketleri konusunda bir takım istisnalar koyabiliyor. Bunda da Rusya'nın bir takım zorunlulukları var. Çünkü inşaat şirketlerimiz gerçekten güzel işler yapıyorlar. Kaliteli işler yapıyorlar. Kısa sürede yapıyorlar. Bu anlamda inşaat şirketleri konusunda bir şey var. Ama mesela kriz başlamadan önce 30-33 milyar dolar civarında olan ticaretimiz gittikçe şu anda 20-22 milyar dolara doğru geriliyor. Peki bu yani hükümete yakın çevreler diyelim medyada esas kaybeden Rusya olacaktır gibi bir yaklaşım vardı. Bu bir züğürt tesellimisi yoksa bir hakikaten bir karşılığı? Bu aslında içinde doğruluk payı da olan ama çoğunlukla wishful thinking dediğimiz şey aslında bu. Temenni. Yani bizim temennimiz yani aslında bu. Rusya bu tür konularda kendi kayıplarını çok kolay bir şekilde gözden çıkarabiliyor. Bizim sizin Aralık ayında yaptığımız toplantıda şunu söylemiştik biz. Yani Rusya öyle bir ülke ki bir ülkeye 6-7 milyar dolar, 10-12 milyar dolar borcunu bir çırpıda silebilen bir ülke. Buradan bakıldığında daha önceden aynı pratiği Baltık ülkelerinden Ukrayna'ya, Polonya'ya kadar da uygulamış bir ülke. Evet, Rusya'nın da kaybı var. Şu anda enflasyon artmış durumda. Gıda ürünleri, sebze, meyve fiyatları artmış durumda. Ama genel çerçevede baktığımızda bundan en fazla etkilenen kim dediğimizde kesinlikle ve kesinlikle bu Türkiye.
Ama uzun vadede tabii ki iki ülke de kaybedecek. Peki Suriye'ye gelelim, en kritik olaya gelelim. Bir kere çok net bir şekilde şu görülüyor ki Rusya'nın müdahaleleri, askeri müdahaleleri, tabii İran'ın, Hizbullah'ın, Lübnan'dan Hizbullah'ın da destekleriyle beraber gerçekten rejime bayağı bir soluk aldırıyor değil mi? Yani kesinlikle. İlk başta ne kadar etkili olacağı tam kestirilemiyordu. Hani şöyle bir hava vardı sanki. Rejim ne yapsa iflah olmaz gibi bir hava vardı Esad rejiminin, ama son dönemde gelen haberler gerçekten bayağı bir rejimin toparlanması, güç kazanması, daha geniş bir alanı kontrol etmesi. Bu şu ana kadarki izlediği strateji, orada izlediği strateji sen takip ediyorsundur. Gerçekten akılcı bir strateji mi izliyor Rusya orada? Bir başarı mı elde ediyor, yoksa bu daha çok muhalefetin zaaflarından mı kaynaklanıyor? Aslında baktığımızda orada iki faktör öne çıkıyor. Bir, Rusya'nın hava saldırıları ve rejim güçlerine önceden bombalamalarla aslında alan açıyor, işlerini kolaylaştırıyor. Bir de orada Rus askeri uzmanlar var ve bu Rus askeri uzmanların desteğiyle rejim askerlerinin kullandığı işte aletler ya da işte silah falan desteği bulunmakta. Fakat en büyük şey de psikolojik destek sağladı aslında Rusya orada. Yani düşünün, Laskiye sokaklarında, Şam sokaklarında Rusya'nın lehine mitingler, Rus bayraklarıyla, Putin bayraklarıyla, Putin sevgisiyle, Rusya sevgisiyle gösteriler yaptılar. En büyük destek aslında Esad rejimine, yani uçaklar, bombalamalar bir tarafa, aslında boğulmak üzere olan rejime bir tutunma dalı verdi. Kolkanat yani. Geldi. Kolkanat gerdi yani. Ve buradan baktığımızda başarı anlamında bakarsak, evet, Rusya çizdiği şeyde başarılı bir şekilde devam ediyor. O zaman Rusya'nın Suriye'deki başarısı Türkiye'nin başarısızlığı oluyor. Ne yazık ki öyle oluyor. Şöyle bir durum var. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde ortak noktalar da vardı, çakışan noktalar da vardı. Ama genel anlamda baktığımızda iki ülke aslında asimetrik çıkarlara sahipler. Asimetrik çıkar olunca çarpışma mutlaka gerçekleşiyor. Ve Suriye bunun su yüzüne çıktığı yerdi. Ve şu an Suriye'ye yerleşen Türkiye, Rusya aslında güneyden de çok ciddi bir şekilde komşumuz oldu. Askeri gücüyle gelmiş oldu. Ve buradan bakıldığında Türkiye'nin oyun planlarını da bozdu. Hareket alanını da daralttı. Peki şimdi malum Kürtlerin bir ilerleyişi var. Afrin ve Kobani'yi birleştirme, o biraz kısa vadede mümkün değil ama yine de o meşhur Fırat'ın batısı meselesi ve Türkiye'nin kırmızı çizgileri meselesi ve Türkiye bu konuda çok ciddi bir çıkış yaptı. Oraları bayağı bir bombalıyor ve Rusya'da çok ciddi tepki verdi. Şimdi tartışma Kürtler üzerinden yürüyor. Bu beklenen bir şey miydi? Hatırlarsanız biz buradaki toplantımızda da Rusya'nın yapacağı ilk atacağı adımlardan bir tanesi de Türkiye'deki PKK terör örgütüne ve Suriye'deki Kürt unsurlara desteğini artık arttıracağını ve açık bir şekilde yapacağını söyledik. Ve gelişmeler de bize bunu gösterdi. PYD'nin Moskova'da kabul edilmesi, Türkiye'den HDP heyetinin üst düzeyde kabul edilmesi, PYD bürosunun açılması. Buradan bakıldığında aslında Rusya politikasında diyebileceğimiz, şaşıracağımız bir şey yok. Çünkü Kürtlerle zaten çok geçmişe dayanan şeyleri var. Ama burada şöyle bir önemli bir ayrım var. PYD aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de sahip çıktı. Evet, işte oraya gelecektim. Yani şimdi biz burada baktığımızda ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye'nin kırmızı çizgileri var. Rus Fırat'ın batısına geçmeyecek. Ve biz şu anda işte fırtına obüsleriyle bombalıyoruz. Ama dikkat ederseniz uçaklarla hava harekatı yapamıyoruz. Neden? Çünkü Rusya'nın oraya yerleştirdiği S-400 füzeleri var. Buradan bakıldığında Amerika ile Rusya arasında PYD konusunda bir konsensüs olduğunu görüyoruz. Buna siz İran'ı da dahil edebilirsiniz. Geçenlerde İsrail Başbakan Yardımcısı zannedersem bir açıklama yapıldı. Orada biz artık bölünmüş bir Suriye'ye hazır olalım dedi. Kuzeyde bir Kürt bölgesine. Şimdi burada bakıldığında Türkiye tek başına orada ne kadar kırmızı çizgi ilan ederse etsin. Tek başına değil, Suudi Arabistan var. İşte oraya da gelecektim. Yapamaz. Burada şu geliyor. Mesela İslam gücü ordusu ya da İslam ordusu gücü gibi bir şey. İşte Pakistan'dan, Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan özellikle ve Suudi Arabistan uçakları geliyor. Ne yapabilir şeklinde. Burada da enteresan bir durum var. Ben şöyle görüyorum. Yani bir kere en başta bu İslam ülkeleri hangi uluslararası sorunlarını birlikte çözebildiler de Suriye gibi karma karışık bir sorunu çözecekler? Bu bir. İkincisi de daha
biliyoruz ki daha çok yakın zamana kadar Suudi Arabistan darbeci olarak nitelendirdiğimiz Sisi rejiminin en büyük destekçilerinden, maddi, manevi anlamda desteklerinden biriydi. Şimdi biz onlarla birlikte Suriye'de bu sorunu çözmeye çalışacağız. Bu bana çok şey geliyor. Bir de orada şöyle bir şey var tabii. Kiminle mücadele edecek? Şimdi yani diyelim ki o girdi, IŞİD'le mücadele ediyorlar ama biliyoruz ki bu ülkelerin hiçbirisi, Türkiye dahil, öncelikli hedefi IŞİD değil. Değil. Öncelikle değil. Bir de tabii orada bir başka husus var. Oradan Medvedev'e gelelim. Kara Harekatı'nın bir 3. Dünya Savaşı anlamına geleceğini net bir şekilde söyledi. Şimdi bu blöf müdür yoksa gerçekten bir karşılığı var mı? Şimdi isterseniz ben şöyle birkaç cümlelik geçmişten bir örnek vereyim. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı. Ermeniler Azeri topraklarını adım adım işgal ediyorlar. Dağlık Karabağ işgal altında. Ve o anda Türkiye'nin 90'lı yılların ilk yarısı, Türkiye'den şöyle bir ses yükselmişti. Gerekirse Ermenistan'a müdahale edelim. Hatta rahmetli Turgut Özal'ın şöyle bir sözü vardı. Kars'ta bir tatbikat yapalım. Yanlışlıkla birkaç top mermisi Ermenistan'a düştük şeklinde. Evet. Ve o zaman Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir şey açıklama gelmişti. Ve demişti ki Rusya, Türkiye eğer Ermenistan, Azerbaycan lehine müdahil olursa 3. Dünya Savaşı çıkar dedi. Yani bu 3. Dünya Savaşı çıkar söylemi ilk defa Medvedev'in kullandığı bir şey değil. Ve bunu 90'ların ilk yarısında Rusya kullandı Ermenistan meselesinde ve Türkiye adım atamadı. Şu andaki tehdit, emin olun, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndaki durumdan çok daha ciddi. Ve Türkiye'nin bir kara harekatına girmesi demek, Medvedev'in biraz söylediği gibi gerçekten de orada İran, Rusya, rejim güçleri, Kürtler, PYD gibi gruplarla karşı karşıya gelmesi demek. Burada evet bunun kontrolden çıkması ve bir 3. Dünya Savaşı'na götürme tehlikesi gerçekten var. Bu bir. 3. Dünya Savaşı olmasa bile bunun çok kolay bir şekilde bir mezhep çatışmasına dönmesi tehlikesi de var. Şimdi tabii Suudi Arabistan içinde olunca, İran olunca buraya evrilme de var. Zaten mezhep boyutu ama biz yine Türk-Rus ilişkileri bağlamında gidelim. Ortada hala bir Rusya'nın alacak bir intikamı var kendi sözüne göre ki onu geçen yayında çok net söylemiştin. Bunu kolay kolay unutmayacak. Evet. Uçak düşürmüş olmasını vesairesi. Bir de kendisinin o kadar riske edip rejimi korumak için oraya askeri şey yapıyor ve bir takım güçler buraya rejime yönelik olduğu belli olacak şekilde giriyor. O zaman Türkiye ile Rusya doğrudan savaşma riski mi var? Şimdi şöyle bir durum var. Yani geçenlerde birkaç hafta önce bir Rus uçağı yine bir hava sahası ihlali yaptı ve Türkiye'den açıklamalar geldi. Rusya yine inkar etti bunu. Ben orada o ihlali şöyle değerlendirdim. Yani Türkiye'nin kara harekatına girme tehlikesine karşı Rusya bir anlamda hani bir mesaj veriyor. İkincisi, yeniden bir uçak düşürme olursa bu sefer hiçbir bahane kalmadan direkt Rusya Türkiye'yi vurabilir. Dün biliyorsunuz Hazar'dan attığı füzelerle Aziz'i vurdu. Bu da aslında bir mesaj olarak kabul edilebilir. O değil mi? Onun Aziz'e yaptığı saldırı, Rusya'nın yaptığı saldırını, Türkiye'nin YPG'ye yaptığı saldırıya misilleme olduğuna... Ben öyle düşünüyorum. Yani Rus uzmanlar arasında da bu şekilde düşünenler var. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir durum var. Uçak düşürülmesi konusunda Rusya gerçekten unutmayacak ve bunun intikamını alacak. Peki neden geride duruyor? Çünkü ortada bunun bir NATO-Rusya çatışmasına dönmesi ihtimali var ki kendileri de açık bir şekilde söylüyorlar. Biz bunu istemiyoruz diyorlar. Yani Rusya akıllı bir devlet. Ancak şöyle bir durum olursa Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye ya da Suriye'ye bir kara harekatına girmesi durumunda Türkiye otomatikmen Rusya ve onunla beraber hareket eden ülkeler tarafından işgalci ve başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne müdahale eden ülke durumuna düşecek. Halbuki NATO'nun 5. maddesi saldırıya uğrayan üyeyi koruma taahhütü veriyor. Ve bu durumda Rusya'nın uluslararası hukuk anlamında elini de kolaylaştırmış olacak. Ve bir anlamda Rusya aslında provokat ediyor yani Türkiye'yi şeye girebilmesi için. Yani böyle bir harekata girebilmesi için. Böyle bir durumda bunun gerçekten bir çatışma durumuna gelme ihtimali var. En kötü senaryo bu. Çok acayip bir durum var tabii. Yani gerçekleşmesini kesinlikle temenni etmediğimi vurgulayarak söyleyeyim. Diyelim ki Türkiye Suriye'ye girdi. Orada
girdiği zaman karşısında Suriye rejimini bulacak, Kürtleri bulacak, Suriye Kürtlerini bulacak, İran'ı bulacak, Lübnan Hizbullah'ını belki bulacak ve Rusya'yı bulacak. Yani başkasının toprağında devletler savaşı olacak. Bir, çok acayip bir çok durum. Çok acayip bir durum ve en tehlikelisi ne biliyor musunuz? Onu da açıkça söylemek lazım. Şimdi Türkiye Suriye'ye müdahale ettiğinde ve sizin de anlattığınız şekilde o savaş senaryosu gerçekleştiğinde Türk kamuoyunun şunu kesinlikle bilmesi lazım. Doğu ve Güneydoğu'da Serhildan adıyla büyük bir PKK'nın ayaklanma senaryosu hayata geçirilecek. Ve o zaman ne olacak biliyor musunuz? Arkada PKK ve unsurlarıyla o Serhildan ifade edilen ayaklanmayla mücadele eden bir Türkiye, orada aşağıda da güneyde 4-5 ülkeyle birlikte belki mücadele eden bir Türkiye olacak. Ve biz bu Suriye'ye gireriz de acaba oradan nasıl çıkarız meselesi burada, çok önemli. Şimdi demin NATO'dan bahsettin. Rusya NATO'yu karşısına almak istemiyor. Almak yani bunu risk etseydi Türkiye'ye başka şeyler belki söz konusu olabilirdi anlamında evet. Bir şey söyledi. Şimdi burada bakıyoruz Türkiye'nin Suriye'ye yönelik ilgisinde rahatsızlığının en temel nedeni Kürtler. Evet. Çok net. Muhalefetin gerilemesi ama aynı zamanda en büyük şey de Kürtlerin daha fazla güçlenmesi. Kuzey Suriye'nin yavaş yavaş hayata geçirilmesi bir anlamda. Orada da ama biliyoruz ki Kürtlerin en büyük partneri Amerika Birleşik Devletleri. Hatta Avrupa'nın da Kürtlere, Suriye'deki tabii. Kürtlere hiç uzak olduğu düşünemez. Fransa'yı da katabiliriz bunun içerisine. Efendim? Fransa'yı da katabiliriz tabii. Tarihsel olarak o bölgeyi. O zaman böyle. Nasıl olacak? Yani Türkiye'nin Kürtlere yönelik olduğu bariz olan bir müdahalesine Türkiye'nin stratejik ortakları olan NATO ortakları Türkiye'ye yardım etmez herhalde. İşte yani zaten esas mesele orada düğümleniyor zaten. Şimdi bakın, Rusya, Amerika, biraz önce bahsettiğimiz gibi diğer işte Avrupa'da güçler, PYD konusunda ortak düşünüyorlar. Türkiye'nin tezlerine katılmıyorlar. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin müdahale etmesi durumunda ki şu anda bile hani bombalamaları durdurun sadece sınırın öbür tarafından bombalamalar yapıyoruz. Buna bile tepki gösteriliyor ve açık ve net bir şekilde söylüyorlar bunu. Böyle bir durumda Türkiye'nin Suriye'ye bir kara harekatına girmesi tam anlamıyla bir büyük bir risk anlamına geliyor. Dediğiniz gibi NATO'nun nasıl davranacağını kestiremiyoruz bu konuda. Hani o 5. maddedeki savunma mı saldırı mı meselesinden dolayı. Bana göre Türkiye çok kırmızı çizgiler ilan ediyor ve bu kırmızı çizgiler ihlal ediliyor devamlı. Şimdi de yine bir kırmızı çizgimiz var. Bence şu anda biz hani mesela Güneydoğu'daki bir ilçeye yaklaşık 2 aylık bir operasyonla temizlik yapabiliyoruz. Ve bunun gibi birçok ilçeler var, hazırda bekleyen şeyler var. Yani bir takım istihbaratlara göre şu anda Şırnak'ta ve başka yerlerde de aynı senaryo hayata geçirilecek. Şimdi Türkiye'nin öncelikli alanı buralar mı yoksa sınırın öbür tarafında Suriye'de Rusya ile ve İran'da ve diğer güçlerle çatışmaya girmek mi? Bir de ilginç olan şey şu, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu bölgede hani Amerika'yı ve diğer güçleri katmazsak Rusya, İran ve Türkiye orada aslında bölgesel güçler anlamında baktığımızda ne zaman Rusya ile Rusya ile İran bir konuda birlikte hareket etmişlerse Türkiye'ye her zaman kayıp yaşatmışlardır. Ve şu anda baktığımızda aynı durumla karşı karşıyayız. Şu anda bir konsensus var ve ben açıkçası çok bu konuda karamsarım. Eğer bir Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulmaya karar verilmişse bunu Türkiye tek başına engelleyemez. Suudi Arabistan'la Katar'la da birlikte engelleyemeyecek. Bir senaryo hayata geçirildi. Şu anda da o senaryo devam ettiriliyor. Bizim öncelikli olarak acaba içeri mi yoksa dışarı mı diye düşünmemiz ve bir tartmamız gerekiyor. Peki, bence. Bitirirken Türkiye-Rusya ilişkileri bu konuyu çalışan sizler için herhalde çok kabus gibi yaşanıyor. Bunun normalleşmesi için ne kadar bir zaman beklememiz gerekiyor? Tabii sadece zaman yetmeyecek, koşullar da ona göre ama yani bir kısa vadede hatta orta vadede bir normalleşme beklemek ben gerçekçi. Kısa vadede kesinlikle beklemiyorum. Orta vadede de bu Türkiye'de ve Rusya'daki siyasi değişiklikle
olabilir. Ama uzun vadede kesinlikle bu iki ülke bir şekilde yeniden eski ilişkilerini yeniden başlamak durumdalar. Tarihte böyle oldu. 1918'e kadar karşı karşıya savaştaydık. 20'lerde Atatürk ve Lenin'le birlikte başlayan bir yakınlaşma var. Sonra Stalin döneminde bozuldu. Sonra yeniden hayata geçirildi. Böyle bir inişli çıkışlı bir profil var. Ve bunun da bu şeyin doğası, yani Türk-Rus ilişkileri aslında bundan birkaç sene öncesine kadar doğal sınırlarına ulaşmıştı. Ve ben bir konferansta söylemiştim, yani Türk-Rus ilişkileri doğal sınırlarına ulaştı. Buradan daha ileri gidemez. Eğer bir sorun çıkarsa geriye çok hızlı bir şekilde gitme ihtimali var. İleri derken olumlu anlamda ileriye gidemez. Evet, evet. İleri gidebilmesi için de inisiyatif almak gerekiyor ama İki ülkenin asimetrik çıkarları buna, bir de NATO üyesi ve karşı, bunlara izin vermiyor. Bu ilişkinin doğası böyle. Bunu böyle öğreneceğiz. Zaten bir de şöyle bir şey var. Tabii Suriye ile de ilişkilerimiz çok iyiydi. Öyleydi, aşırı iyiydi. Aşırı iyiydi. Özellikle ülkeyi, her iki ülke yönetenlerin kişisel ilişkileri de ve birden çok koptu. Benzer bir şey Rusya'da da yaşandı. Kısmen İran'da da yaşandı. Yani Türkiye'nin çok iyi ilişki kurması demek ki iyi bir şey değilmiş. Öyle noktalıyorum. Yani bunu devam ettirebilmek aslında önemli olan. Evet, Türkiye-Rusya ilişkilerinde derinleşen krizi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent Fatih Özbay'la konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Size de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.